tur var elimizde. Buyurun magazin turu başlasın. Sizler için derlediğimiz haber turumuz ekranlara geliyor. Elin Akko ile aşk yaşayan Merve Oflas, 33. yaş gününü Urla'da sevgilisinin ablası ve eniştesiyle kutladı. Bu gelişme Oflas aileye girdi yorumlarına sebep oldu. Safiye Soyman, Serdar Ortaç'ın yıllar önce seslendirdiği Hadi Çal isimli parçasını yeniden yorumladı. Ayrıca ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından sevenlerine ev turu yaptırdı. Evinin manzarasını gösterdi. Masumiyetin bitmesiyle birlikte Mehmet Aslantu, 1997 yılında eşi Arzu Monan'la oynadığı Sıcak Saatleri Son Cemre ismiyle yeniden çekecek. Dizide Arzu Monan, Mehmet Aslantu'ya eşlik edecek. Masumiyet dizisinin başrolleri İlayda Rişan ve Serkay Tütüncü arasındaki aşk iddiaları olay oldu. İkilinin sevenleri çiftin aşk yaşayabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Şimdilerde moda olan yürüyen ev akımına Aras Bulut İynemli de katıldı. 300 bin liraya yürüyen küçük ev satın aldı. Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ın selamını almadı diye vuran Serhat Okuducu hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Sosyal medya fenomeni eski oyuncu Merve Bolur yeni videosuyla gündemden geri kalmamaya çalıştı. Geçtiğimiz günlerde uçakta gıda zehirlenmesi yaşayan Simge Sağ'ın taburcu oldu. Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, Ferzan Özpetek'in çektiği Cahil Periler isimli dizi için İtalya yolcusu. Üstüne kaynar su döküp hastaneye kaldırılan, geçtiğimiz günlerde taburcu olan Gonca Vustateli kameralara maskesiz yansıdı. Oyuncunun bacağındaki yanıklarsa gözlerden kaçmadı. Müzik listelerini sallayan güzel şarkıcı Tuğba Yurt, sevgilisi organizatör Burak Tanrısever'le romantik bir tekne pozu verdi. Ege'de güneşli havaların tadını çıkaran Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden yeni poz. Tuğba Büyüküstün hakkında yepyeni aşk iddiası. Ünlü güzel oyuncunun danışmanlık ajansı sahibi Erdin Çatak'la aşk yaşadığı iddia edildi. Şimdilerde İngiltere'de olan Aleyna Tilki yeni imajıyla dikkat çekti. Ahmet Kural önce bir zamanlar Kıbrıs'taki partneri Pelin Karahan'la, ardından sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le poz verdi. Mehmet Ali Erbil yakın dostlarıyla hamak keyfi yaptı. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe, yeni sevgilisi futbolcu Andy Akanıl'la nereleri gezdiğini anlattığı paylaşımlar yaptı. Eser inenler vakti kilo veremiyor, berfi yenenler son çare kendisini ve oğlunu kilo aldırmakta buldu. Ayrıca yenenler ailesi Eylül ayına kadar 250 bin liraya Alaçatı'da kalacak. Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay'la yaptığı paylaşıma özünü sevdiğim, seninle geçirdiğim her güne hamdolsun notunu düştü. Bülent Şakrak ve oğlundan bahçe bakımı. Ünlü güzeller Kapadokya'ya akın etti. Birbirinden güzel mankenler Kapadokya'nın sıcağında rüzgar gibi esti. Defile sonrası Tülin Şahin tüm enerjisi ve zarafetiyle kameralara yansıdı. Ben buraya tutunacağım. Moda biliyorsunuz
önden giden bir şey. Hani sezonları önden tanıtıyoruz ki tüm dünyaya yetişsin kıyafetler. Dolayısıyla ters mevsim çalışıyoruz. İşte yazın kışlıklar, kışın yazlıklar gibi. Bugün şu an gördüğünüz gibi. Her işin cilvesi var. Bu da bizimki işte yani. Ne diyelim yani. Bu 2022 kışı izliyorsunuz şu an. Hatta az önce işte bir arkadaşım sabah diyor ki kış bitti niye kışlıkları tanıtıyorsunuz? Diyorum bu bir sonraki. Aa diyor öyle mi oluyor? Tülin Şahin'e muhabirimiz kızının babası Pedro de Noronha ile olan sancılı süreci sorunca Şahin konuyu geçiştirmek zorunda kalıyor. Zor anlar yaşıyor. Çocuk en son kaçırılma gibi haberler çıktı. Bize onun bir son durum nedir? Detayını anlatır mısınız bize? Dertleşelim ama her şey bitince. Olur mu? Konuşmak istemiyorsunuz bu konuda anlıyor musunuz? Mahkeme süreci var takdir ederseniz. Yani, eski eşinizle görüşüyor musunuz sadece bu sorunuz? Arkadaşlar her şey mahkeme süreci ya biliyorsunuz. Peki hani, tamam. Darp ettiniz diye söylemiştim. Neyse teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz. Son bir şey soruyorum. Çocuğunuzla ilgili böyle bir korku yaşadınız mı gerçekten? Hani? Seyran'ı çok seviyorum. Çok tatlı anlar geçiriyoruz. Peki teşekkürler. Ayrıca Şahin Siena ile olan eğlenceli anlarını sosyal medyasından paylaştı. Teşkilatın yakışıklı oyuncusu Çağlar Ertuğrul ve sevgilisi Kayla Manukunyan boğaz havasının tadını çıkarmak üzereyken muhabirlere yakalandı. Gülüşü bir servet değerinde olan Sabah Tümer kameralara yansıyor. Hoş geldiniz diyoruz ve pandemi bitince neler yapacağını soracaktık ki bye bye deyip kaçıyor Tümer. Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Oğuz Yılmaz'ın eşi defin işlemleri sırasında ortaya çıkan görüntüler sebebiyle isyan etti. Aylin Yılmaz bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi. Safiye Soyman'la başlayalım. Safiye, Bodrum'daki evinin muhteşem manzarasını açmış bizlere. Bodrum orası İstanbul mu ya? Bodrum yazdık değil mi? Sanki İstanbul gibi geldi bana. Öyle mi? Bilmiyorum belki. Evinin manzarasını diyelim yuvarlak. Öyle diyelim. Manzaraya yani. Bayıldım. Bu İstanbul'daki ev olabilir mi? Doğru söylüyorsun evet. Evet burası İstanbul. Ama ben hep Bodrum'da diye biliyorum. Bana da İstanbul gibi geldi. Aa, İstanbul Bodrum. Orası. Bodrum'muş. Bodrum mu? Evet. Allah Allah nasıl Bodrum orası? Hiç Bodrum'da beyaz olur hep evler ama çocuklar, burası. Çocuklar burası resmen İstanbul yani. Ne bir Bodrum? Tam öğrenebilir miyiz? Evet. Evini açmış muhteşem bir manzara. Benim bildiğim evi zaten triplex'ti. Değil mi? Bilmiyorum ben o, evleri güzel yapar ama şey. Safiş. Öyle mi? Onun bir tane Tarabya'ya giderken küçük bir yalı dairesi, yol yalısı evi vardı. Ona gitmiştim. Orası da çok güzeldi. Buranın da manzarası seviyor çok güzel. Seviyor böyle incik boncuk, şekillendirsin. İstanbul öyle şeyler seviyor. Genç kız gibi böyle hani ne çok bileyim güzel. Güzel dekore ediyor diye düşünüyorum ben. Şarkısının klibini de biliyorsunuz Serdar Ortaç'ın Hadi Çal Giderken kapımı'yı söylemişti. Safiş de hiç şarkı çıkartmaktan vazgeçmez. Vaz mı geçmeli bir süre sonra hayır, herkes? Hayır ama yok canım. Yani onun istikrarına bayılıyorum anlamında gülüyorum. Yani şimdi mesela hayat yani, enerjisine evet, değil mi? Yani mesela çıkarıyoruz çok mesela güzelsin. Üstleri çıkartmıyoruz. Evet, çok bebek güzelsin. Gibi suratı vardır. Safiş iyi kadın ya. Çok ben ya. Çok iyi olmasını istiyorum. Bak, o geçen gün geldi. Kremim de kremim. Kremim de kremim. Yani ben bu kadar reklamını yapamadım. Yani yapamadım. Hayır. Hayat enerjisine ve çalışma enerjisine bayılıyorum. Tabii ki oğluna çok güzel baktığına inandığım için ona her şeyin her şeyin en iyisini, en iyisini versin. Diliyorsun. Evet diliyorum. Evet bu arada bu İstanbul'daki tabii evimiş. Tabii. Hatta zaten eşyaların hepsini Bodrum'daki yazlığa götürmüş. Eşyalar biraz değişiyormuş. Şimdi sıcak saatleri izlemiş miydiniz? Hatırlıyor musunuz Arzu Monan'la çok, eşinin? Çok yok. İzlemedim galiba ben. Mehmet Aslan Tuğun ama çok efsane bir dizidir. Hmm. O dizi Son Cemre ismiyle tekrar yayınlanacak. Tekrar çekilecek. Ha. Ve Arzu Monan... İlk defa eşi için uzun süre sonra kamera karşısına geçecek ve birlikte rol alacaklar. Yine birlikte çok mi yapacaklar o rolleri? Çok öyle mi? Bence bu masumiyette çok büyük bir şey patlayacak arkasından. Çünkü bunun reytinglerle ilgili olduğunu bu bir düşünmüyorum. Ben bir duyduğum şeyi söyleyeyim mi bir tanesini? Söyleme. Hayır birazdan tam izleyip vereceğiz. Tamam. Evet. Şimdi hatta masumiyetin finalini vereceğiz ama masumiyet demişken sen Arzu Manan'la ilgili bir şey söyleyecektin. Evet. Mehmet Aslan Tuğ çok iyi bir aktör, çok iyi bir oyuncu bana göre ve Arzu hiç yaşlanmadı. Evet yani ya. Bu kadar aynı mı kalır bir kadın? Evet. Bu kadar evet güzel çok, mi? Çok naif, çok yan zarif yana değil mi? Olmuş olmasını çok, çok istiyorum. Ben Arzu'mu görmek istiyorum yani dizilerde ekranda olması gereken bir kadın. Bana böyle reklamlarda, dizilerde tam böyle tertemiz bir evet, surat gibi evet geliyor. Çok bayılıyorum naif, çok inşallah. Şimdi
Masumiyet'in bitişini konuşacağız ama Masumiyet'in içinde başka detaylar var, onu konuşacağız. İlayda Alişan, bu isim artık hep aşk hayatıyla karşımıza çıkacak gibi. Serkay Tütüncü ile birlikte olduğu söyleniyor. Hani bu başroldeki çocuk. Yani, niye böyle yapıyorsun? Hani yani bana Serkay artık biraz çok sulu bir oyuncu olarak, hiç Kıvanç Tatlıtuğ'u, hiç Burak Özçivit'i ya da hiç bilmem neyi böyle gördünüz. Yani Can Yaman'ı bile böyle görmedik yani. Bravo, bu kadar yılı diyemiyorum. Yılın demek istedi. Yani. Yılın. Peki ne yapıyor bu çocuk? Ben mesela hiç fark etmedim. Hayır, iyi de gidiyordu. İyi giderken ne bu kadar mesela? Fazla şimdi şöyle, sululuk yapıyor. Sululuk yani. Çok yapıyor. Çok esprili. Yani şimdi bir kere o diziden hemen daha çıkar çıkmaz ya da dizide daha başlamadan linçleri bekliyorum. Dizinin içinde şöyle. Dizinin kan kaybetmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu çocuktur. Hem kazanmasının hem kaybetmesinin. İticiliğinden kazandı. Çok tatlı, çok seks apelitesi yüksek, güzel bir adam. Çok fakat bu kadar yakışıklı. Bakışları çok güzel. Evet, ama hep konuştuğumuz şey, sen bu kadar ciddi bir dizinin içinde iki de bir linçleri gelince. Mesela camdaki kızın çocuğu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Nasıl tatlı konuşmadan karavanından çıktı. Tabii, ne de olsa Ajda'yla zaman geçiriyor. Evet. Yani, bak ben sana belki işte çok ondan önemli, biliyor musun? Arkadaşının etrafı. Yani ne demek? Aa, kendi arkadaşını giydirmiş oldun. Niye? Biri Hülya Avşar'la vakit geçiriyor, biri Ajda Pekkan'la. Hülya Avşar'la falan vakit geçiriyor. Hülya Avşar'la sette vakit geçiriyor. İşte. Ne alakası olacak? Ama o Ajda'yla yıllarını geçirmiş. Hülya'ya laf ettirmem. İşte. Sen kendi kendine ettin onun için. Gelmiş geçmiş bugüne kadar en güzel kadın. Şimdi, ve bir dizide bir kadın bu kadar katledilebilir. Bravo. Bak, bir dizide bir kadın bu kadar kötü çekilebilir. Ben size çok dürüst bir şey söyleyeyim. Yani sen benim partnerimsin diye söylemeyeceğim. Normalde bir sürü seninle kavgalarımız da oluyor bilmem ne. Ama sen Hülya Avşar'a 30 basarsın. Çok teşekkür ederim ama o bak, öyle bir şey olamaz. O evet, ben çok güzel bir kadındı. Çok güzel bir kadındı. Tabii herkesin bir dönemi ama çok ama sen iyi. Mesela hala o bakımın üstünde. Ha. O bakım onun üstünde değil. Evet, dikkat ediyorsun ya. Evet, o bak, senin gibi kendine bakmış olsaydı belki bugün hala rüya gibi bir kadındı. Hiçbir zaman rüya gibi. Evet. Benim rüyam, fanatiyim işte, ben Hülya. Peki yani, o zaman şu ilişkide İlayda Alişan'ı geçtiğimiz haftalarda arkadaşını ayırmakla. Sen benle aynı fikirde misin? Ben çok beğeniyorum Seren'i. Aşkım benim, tatlım benim. Tamam işte, hayır. Minnoşum. Dediğimde haklı mıyım yani? %100 bakımı... ya şu. Bunu yani Seren'in ne kadar dikkat ettiğini biliyoruz ekran için. Hülya Avşar'ın da bunu yapması şarttır. Kilo Tı. Aldı kilo. Evet hayatım. Kilo aldı. Ben mesela ben de bak gidiyorum, ölümlerden dönüyorum. Benimki de iş değil ama ekrandaysan ve işin buysa iyi olmak zorunda. Bir de sözde bu kadar spor yani yapıyorsan nasıl bu kadar kilo alıyorsun sen, bu arada? Sen panayır gibisin ya, seni izle izle bitmiyor. Böyle her şey sürprizli. Ben sürprizliyim. Altta başka terlik vardır. Şimdi bir rengi var. Göster Allah aşkına ne var? Terliği sürprizli. Terliğini böyle bir tür. Böyle çok güzel böyle kadın. Bak bilmiyorum ne giydiğini, dedim kesin sürprizi var. Bunu siz yapmıyorsunuz zaman değil mi? En yapımı. Bunu bana yapıp göndermişler. Ama çok güzel. Bak, çok tatlı ya. Fikri çok güzel. Çok güzel. Peki devam ediyoruz başka bir konuyla. Karavanda yaşama fikrine ne diyorsunuz? Ay ben olabilir. Hiç benlik ben değil. Ben asla. Ay benlik hiç değil. Doğal hiç ben. Duş o bu hiç benlik değil Aras yani. Aras Bulut genç yaştakiler artık bu karavana ama şey. Ama o karavan değil ona. Onlar yani tiny karavan house gibi değil mi? Evet. O tiny house'lar minnoş evler. Gidiyorlar bunlar. Yani bunların bir şekilde. Bunların altında istediğin bir arsaya koyabiliyorsun. Evet, prefabrik. Evet. Ama tık, hareket tık, ediyor. Kutu gibi açılıyor ve taşıyabiliyorsun. Son derece moda bu evler ve ben de bu okey. Bu okey. Buna da karavan, mı okey? Karavan hayır. Ama yine de tuvaletin belli. Banyon belli, mutfağın belli. Yani bir şeylerin belli ama ya. Küçücük alanda sığışmaya çalışmaktır bu ya. Ay ben çok beğeniyorum olsun böyle şeyler. Çok seviyorum. Arsan var Allah diyelim. Allah ya. Ve arsanın imarı yok. Bazen arsa almak da bunlar çok pahalı ya. Bunların altında tekerlek olduğu için istediğin yere imarsız arsalar daha ucuz biz böyle ya. Böyle bir şey alalım. Alırsın, bir şey koyabilirsin. Sonra evet, bunu Nuh'un gemisi gibi. Bunu bir tane de böyle bir tane de alacaksın. Altın köpeklere de evet. Deprem için yani çok faydalı. Yani çok şey. Yok bu nasıl bir şey biliyor musun? Bu devamlı yaşamak için değil. Yani bu hafta sonları tabii falan bazen kafa maceracı dinlemek. Arkadaşına aynen, sevgilini al, mangal yap, böyle kar yağsın, çiçek açsın, böcek açsın, içeride bir yemek yap falan. Çok hoş bir şey bence. Ben yani arası... Sen çok uzağa gittin şu anda. Niye? Yani öyle hoşuma bir gitti. Benim de çok büyük bir aşkla olsa, yani aşk var da...
Hayır, öyle demek istemedim Allah. Abla yani, konuştukça batmaya başladı. Aşkla o, her yerde kalırsın. Metrekare önemli değil benim için. Bak, hücrede de kalırım ben. Bir şey sen hücreye bile gittin zaten. Kaldı hücrede. Bile. Yerleştirdim hemen bir günde. Mustafa Keser. İşte Mustafa Keser. Bayılır. Hem adam, adamı keser. Hem adam, hem işinin kompetanı, hem sesiyle, hem benzersiz, kimseyi taklit biliyorsun, etmemiş, kimseyi... TV şovuna başlıyor. Ne? Mustafa Keser başlıyor. Gerçekten mi? Muhtemelen zaten. Bülent Ersoy ile ben size bunun haberini 1,5 ay önce vermiştim Mustafa aslında. Mustafa Keser demedin. Bülent Ersoy ve Keser dedim. Bülent Ersoy başlıyor. Sürpriz Keser'e olsun söylemedim. Dedim. Bülent İsmini Ersoy başlıyor televizyon programına. Ay, bence başlamalı. Normalde ikisi başlıyorlardı. Ay Mustafa Keser, Bülent Hanım'ı ne ters diyecek. Sibel Can'ı burada çok beğendim. Gerçekten mi? Ben de hiç beğenmedim. Yani. Nesne beğendim. Sen nesnenin renk deser renk değil. O yakadan kendim renk keseceğim. Renk deser renk de. Değişik bir şey. Yani o daha önceki giydikleri zaten her yerde olan şeylerdi ve yakışmamışlar. Değişik. Ama bu mesela çok, çok değişik. Bu evet mürebbiye gibi. Bravo ama bir de yani. Mürebbiye gibi ama arkadan dekoltesi var bilmem ne. Hani bir şıklık var. Ben Sibel Can'ın Canan Yaka evet, imzalı ama... kostümlerinden sonra yani o günkü şartlarda onlar vardı. Ama bugün gene gitse aynı Canan Yaka'ya. Ama haftalardır konuşuyoruz ya, zaten giysileriyle ilgili. Bu çok kötü giyiniyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yani... Bir anlayamıyorum. Yani Sibel çok da güzel hiç giyinir. Değil ya. Bak hani şimdi bu... belki sen küs olduğun için. Ben kimseye küs değilim şey, hayır. Gülşah Saraçoğlu'na gitse. Yo, Gülşah da çok iyiydi. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bak, Gülşah gidemez gitse, diyorum hala evet, gitse diyorsun. Ay, barışsın yani pardon da yani. Gülşah tam sahne ama Alaturka. Yani Gülşah güzel dikiyor ama çok modern taşlı olamaz. Tuşlu. Şimdi taşlı tuşlu şeylerin modası geçti. Şey olarak geçti. Sahne hani çok işlemeliler falan. Zaten sahnede kalmadı da. Ama şimdi mayo olarak var taşların şeyi. Ama işte her yere koymuyorsun. Yani her yere koymuyorsun. Yani ama 30 taş tane. Taş bu yaz moda aşkım, mesela. 30 tane modelden bir tanesi öyle. Taş yani, bu yaz moda. Taş her zaman moda. Ama o işlemesi Alaturka olursa olursa olmaz. O zaman şey gibi. Ya peki şunu sormak istiyorum. Düğün salonu kıyafeti gibi oluyor. Evet şunu sormak istiyorum ama. Mesela bir modacıya gidiyorsun ama bir fikrin vardır ya. Bunu da giymem dersin. Yani. İşte yani çok kötü. Diyor, yani bunu mesela öldürseler bana giydiremezler. Ya, yani ya. Bunu aslında Sibel de Sibel çok güzel giyiniyordu da ne oldu? Ben anlamadım. Sen yoklukta bunu sevdin yani. Tabii, o kadar yok yani. Aynen evde öyle. Yok yani. Bir de arkası falan da açık böyle çok enteresan. Ama yokluktan sevdim aynen öyle. Kötünün iyisi. Bunu çok zayıf birisi böyle şey iner diz kapağının altına kadardır bu elbise. Evet. Anladın mı? Hani o zaman bir... Bir de enteresan bir elbise dersin. Ha, o zaman aynen. Tamam hani ama Sibel'e olmuyor bunlar. Ve ben Sibel'in çok daha güzel giyinebileceğini evet bildiğim için hem çok şaşırıyorum. Hem çok parası var yani. Hem zevki var. Neden olmadı ben kafalar anlamadım. Karışık, kafalar karışık. Ne olabilir? Problemin peşine düştüler. Tuğba Büyüküs'ün bir ilişkiye başladı mesela. Hayır. Güzel Erdinç bir adam. Erdinç Çatak. Adam güzel. Evet. Fakat danışmanlık şirketi var. Entelektüel consulting şirketi evet. Var. Tuğba'nın da acil bir ihtiyacı vardı zaten. Bravo ya. İyi bir danışmana. Ondan mı oldu bu iş? Enteresan bir adam ama. Ben beğendim. Evet. Ben ikisini de beğendim bu arada. Evet. Görüntü olarak evet. Da güzel. Tuğba biliyorsun bir önceki ilişkisinde de yine bir işletme, yani iş adamı. Radikal bir değişim yani. Öncekiyle sonrakinin ama farkı. Ama bu ticaret şimdi oluşuyordu. Şey hayranları... Tuğba Büyüküstü'nün Engin Akyürek hayranları çok demoralize olmuşlardır. Çünkü onların da yıllardır İstiyorlar ikisinin arasında birlikte, bir şey olsun istiyorlar. Ama güzel adam. Bence doğrusunu yapmış Tuğba. Yok bununla güzel görünüyor. Evet. Evet. Bu ben adam de, asabi bir adam. Dedim dedik bir adam. Bu mu? Evet. Tanıyorsun. Yok yüzünden anlıyorum. Şu fal bakmaya başladı. Anlıyorum yani. Bir şey söyleyeyim. Erdinç Bey cevap hakkı doğdu. Cevap hakkı doğdu şu an. Bağlansın. Erdinç Bey'e bağlı. Ters ama buna da böyle birisi lazım. Öylelerden hoşlanıyor bu. Tuğba. Evet bir önceki ilişkisi de öyleydi. Dediğim dedik falan bir çocuk bu. Bu ters bir çocuk. Bu müdanasız bir çocuk. Bu, buna aşık olur şimdi. İnşallah Tuğba'ya iyi gelir. Tuğba'nın çocukları da var tabii. Olur saylaktan. Yani Tuğba'nın çocukları insan çocuklarına kendi evinde ayrı bir hayat kuracak. Dışarıda erkek arkadaşına ayrı bir hayat kuracak. Demet Şener ilişkisi gibi değil mi? Ama Demet direkt çocuklarına tanıştırdıktan sonra bir kişiyi gördü o çocuklar. Ve evlendi. Ve evlendi. Şimdi bu tamam. Ama yani o çocukların yanına devamlı başka adamlar gelip evet. Devamlı iki de bir de çocukların babalarını sayamıyoruz artık. Hepsi hep cici babaları geliyor. O eve niye getirirsin çocuğun yanına adama?
Niye ayrı, yani anlatabiliyor muyum? Sen bu artık kadar... en ciddisinde gelsin diyorsun doğru tabii olarak. Tabii ki yani çocuğunun yanına bir başkasını ben trauma, istemiyorum mesela bir de, annemin yanında bir de, birisini görmek bir de, yani. Ay şu ama anda çok istiyorum. Bize bakalım nasıl. Şu anda çok istiyorum. Hatta o kadar mutluyum ki anlatamam. Herhalde bir tanışma yemeği. Tanışma yemeği. Daha herhangi bir davet almadım. Vallahi ben beğendim. Davet almadım, bekliyorum. Sonra ben... bana da gösterir misiniz? Ha? Tabii ki. Ben dün anneme de gösterdim. Ya Gigi babanı sonra. Gigi babanı göreyim bakayım benim bir. Benim bir tane hayatımda babam var. Hayır, hayır. Hayır, hiç kimse Gigi onun baba. Tırnağı alamaz, ucundan da geçmez. Adama arkasından da geçmez, hiçbir yerinden geçemez. Adama da şey yapıyorsun dur, şimdi. Dur evet şimdi. Ha. Ben zaten pişman oldum yani. İki dakikada gaza geliyor ya. Peki. Ama bir şeyler Gigi baba derler. Yani gerçek baba değil. Yok hayatım, benim Gigi baba falan. Annemin erkek arkadaşı. Onun adı öyle kalacak. Ama annemi mutlu ediyorsa. Mesela adı Kemal'se ne diyeceksin ona? Kemal Bey mi? Tabii. Abi. Ben abi, çok abla seversin. Falan hiç söylemem. Ben normalde arkadaşlarıma hep saygıyı teyze diye hitap ettiriyorum. O saygıyı koyunca Seros'u diyorum. Evet, evet. Saygının Seros'u. Teyze, abla bilmem ne hiç sevmem onları. Aynı Serdar Ortaç formatı. Berfu Enenler bir format bulmuş. Bir çözüm bulmuş. Eser'cim sen zayıflamıyorsan ailece biz kilo aldık diye bir fotoğraf koymuş. Photoshop'la kendisini şişirmiş ve... Hayır böyle değil değil mi? Çünkü zayıfladı. Tabii ki. Ha. Şişirmiş oğlunu da biz demiş sana ayak uydururuz demiş. Berfu sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Geçenlerde de Brad Pitt'e mi baba demişti çocuk eserde ağlamıştı ama çok tatlı kullanıyorsunuz. Çok sempatik bir aile oldunuz. Ve bu yazda ayda 250 bin lira vererek Bodrum'a tatil yapacaklar. Herhalde 3 ay. Bodrum zaten yani ben anlayamadım kalkış Bodrum'un gidişatını. Evet, Bodrum evet. Bodrum'da şey, yok. Şey patlaması yaşanacak bence. Yani COVID çünkü bütün mi? Herkes orada çünkü. Yani o, yok orada bütün şehirler Bodrum'a taşımış. Ben şahsen yani tehlikeli görüyorum Bodrum'u. Covid için değil mi? Evet. Çok haklısın. Bir yani. Patlama olacak. Söyle. Çocuklar. Evet. Benim aşı geldi. Sıram geldi. Benim sıram geldi. Ama canım ben Amerika'ya gidiyorum. Benim aşımı size bırakıyorum. Bak ne güzel. Ne adamım be. Bir dakika. Benim aşı aşımı ve vasiyet ettim. Tabii Allah. Vasiyet demişim. Ol da git. Yok orada olacağım ikisini çünkü arada 20-25 gün fark var ya. Senin aşıyı biz kırışırız. Bir daha gel, aynen. Ben, ne güzel benim mi adıma? Ben gelene kadar bekleyeceğim. Ben aşıdan nefret ediyorum. Sen evet. Ha, bu zaten hiç. Ben nereden baksan hemen olacağım şimdi. Bir dakika senin çıkmadı mı? Çıkmış olması lazım. Ben aşılardan dolayı mı oldu? Yani seninki nasıl oldu? Seni kimse kahve almıyor. Peki gelen bir şey söyleyeceğim. Aşı olunca mesela aşı oluyoruz yani küçükken de çiçek aşımız evet. Vardı veren falan. Evet evet. Şimdi benim aklıma hep şöyle bir şey geliyor çocukluktan beri. Köfte mi? Aklıma bir şey geliyor. Ondan hiç istemiyorum. Dışarıdan benim vücuduma bir şeyler koyuyorlar tamam mı? Yani evet. Bir şey zerh ediyorlar. O sıvının yani içime girmesini yani istemiyorum ben. Aşkım yeri geliyor. Bir estetik için neler yaptırıyorsun? Onunla alakalı bunun değil ama. Bunun sağlık olduğunu sakın unutma. Nasıl motive edeceksin kendini biliyor musun? Beni burada kurtaracak bir şey. Yapıyor. Hayır. Su içerken. Beni, nasıl motive edeceksin biliyor musun? Beni kurtaracak bir şey. Ben Amerika'ya gidiyorum aşı olmayacağım. Yemezler. Evet. Ve çok güzel bir gösteri olmuş protesto diye duydum. Protesto için Bahçeşehir'e çağırdı herkesi ve protesto Bahçeşehir'de gerçekleşti. Evet. Görüntüler var mı? Protestoyu izleyebiliyoruz. Peki tamam buyurun. Aferin Deniz dediğini yaptı. Yaptı. Şimdi biz her şeyde her kötülükte böyle bir araya gelip kadınlar özellikle. Kadınlar hani erkeklere boş ver. Erkek hani sana sözün meclisten dışarı artıyor. Yani biz daha çığırtkanız. Biz daha istediğimiz. Aktivistiz. Evet aktivist durumdayız. Ve daha çok sesiniz duyuluyor. Sesinizi duyuluyor. Ve daha evet. Evet. Dolayısıyla işte benim her konuda bizim böyle bir arada olmamız lazım. Kötü olan aman örnekleri. Aman bu her konuda siz bir araya gelirseniz bize nefes aldırmazsınız nefes bu arada. Nefes de almayın. Siz, siz zaten güzel nefes alanlar aslında öbürkleri almayıversinler. Yani. Bunlar yani, nefes almasın mesela. Şimdi, herhalde deme, canım bunlar demek herhalde bundan şey, bahsedebilir miyim? Deniz çok güzel bir şey yaptı. Aferin Deniz. Gerçekten bunu yapanların en azından işine, yaşamalarına, bundan sonraki hayatlarını eskisi gibi sürdürmemelerine bunları sağlamak lazım. Ben çünkü Deniz'in yerinde olsam politikaya girerim. Deniz'in yerinde olsam politikayı seçebilirim. Ay çok zor bir şey. Hayatta hiç anlamadığım bir şey. Hiç evet. Sıfır. Politika ben de hiç yok. Çünkü normal hayatımda da politik değilim. Evet. O yüzden politikayla hiç alakam yok. Yani ben yapamazdım ama en azından yani toplumsal durumlarda bizlerin böyle
gerçekten önce olmamız gerekiyor. Evet. Çünkü bir hayvan değil, bir anne hayvan 3 tane çocuğu öldürüldü ve küreklerle öldürüldü ve burada esnaf bunlar yani. Ya ben o öldüren adamı da gördüm. Yani dersin ki nasıl? Demezsin değil mi böyle? Evet ya. İşte ama biz insanlar kanıyoruz. Şok oldum ya. Yani inanamadım. Bu adamın 4 sinek yavru öldüremeyiz. Ya da 3, evet, bak, 3 sinek yavru. Öldüremeyiz, kan çıkacak diye, can diye. Böyle çatır çatır kürekle. Neyin? Sesle. Neyin, evet, mesela ben onun karısı olsam korkarım, biliyor musun? Bravo, bunu yapan her şeyi çünkü yapar. Çünkü aynen öyle. Çocuk doğuramazsın ona. Aynen öyle, korkarsın daha sonrasında ya. İfşa edeceğiz. Bakın ben hayatımda en güzel yaptığım şey bu. İfşa etmek. Zaten yani, edildiği büyük stres yaşadıklarını düşünüyorum. Kim pislik yapıyorsa onu ifşa edeceksin. Toplum dışı bırakacaksın. Yalnızlaştıracaksın. Ki... yaptığı hatayı, çünkü bunlar da vicdan olmadığı için. Bir tek o da değil, arkasından gelecek o yanlış hareketleri tabii yapacak adamlar da görsünler. Bakacak ha. Vallahi yıllar ya, bunu önce yapmak zorundayız. Yıllar önce söyledim, güldüler burada masadaki arkadaşlarım. Taciz, çocuk tacizi. Vallahi dövme yapacaksın ya. Bu artık sokakta tabii. Hayvan öldürdü. Hayvana tabii saldırı, cinsel saldırı. Evet. Yaz bunlara fişle. Bunlar insanı marketten ekmek alamasın ya. Alamasınlar. Kesinlikle. Yani bunları bu şekilde cezalandırmak lazım. Çünkü gerçekten şu anda bizim beklediğimiz yasa çıkmadı. Ama biz inanıyoruz çıkacağına. Ama çıkana kadar ki tabii canımız da çok acıyor. Yani çok o merak ettiğim vatandaş şey, olarak da bize düşüyor bunu. Merak ettiğim şey yapmak. Neden çıkmadı? Niye çıkmaz mesela? Ben onu merak ya ediyorum. Bu bir tasarı ya. Bunun sırası geliyor tabii. Çünkü ben eminim ki Cumhurbaşkanı da, eşi de, herkes yani sevdiğine %100 inanıyorum yani hayvanları. Biz değil ama birçok yasa bekliyor ya yani işte şu anda. Ama en azından bunu tasarı olarak kabul ettirmek de çok önemli bir aşamaydı. En azından o tekneye geçtik. Şimdi herhalde sırada beklediği için evet, mi? İş imzaya kaldı. Şimdi Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirsar aşkına gideceğiz. Aşk diyorum çünkü enteresan bir fotoğraftan enteresan detaylar çıktı. Köşesine taşıdı Sonat Bahar ama detaylı detaylı. Buyurun. Sadece arkadaşız dedi. Tekneden sonra çiftlikte görüntülendi. Aşk iddiaları yeniden alevlendi. Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar'ın görüntüleri gündem olmaya devam etti. İddiaları köşesine taşıyan bir gazeteci akıllardaki sorulara cevap aradı. Serenay neden arkadaşız dedi. Güzel oyuncu Türk erkeklerine nasıl umut oldu? Neden yaşça büyük erkeklerle birlikte oluyor? Göcek'te inzivaya çekilen ve Haldun Demirhisar'la ikinci kez birlikte görüntülenen Serenay Sarıkaya gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İlişki tercihleri kadar kariyerindeki düşüşle de dikkatleri çeken Serenay, sessiz kalarak kafaları karıştırmaya devam ediyor. Serenay ve Demirhisar birlikteliğini köşesine taşıyan gazeteci Suna Akyıldız, Sarıkaya'nın arkadaşız açıklamasını eleştirilerden korktu. Belki de Cem Yılmaz'dan sonra kendinden yaşça büyük başka biriyle daha anılmak istemedi diyerek yorumlarken Sonat Bahar, köşesinde merak edilen sorulara cevap aradı. Güzel oyuncunun görüntülerinin son günlerin en önemli konusu olduğunu belirten yazar şunları söyledi. Serenay Sarıkaya yeni bir sevgili yapmıştı. Haldun Demirhisar, Haldun Bey gündemde şok etkisi yarattı. Şok ki ne şok. Bu ilişkiyi Sezen Aksu'nun da bir şarkısında dediği gibi Serenay'a konduramadı halkım. Malum kız su gibi, yanına hep prensler layık. Ama hayat işte, gönül işte. Serenay'ın eleştirilen ilişki tercihi içinse ünlü Türk kadınının alışageldik tavrı diye belirtti. Entelektüel dostlarım olayı toplum bilimi perspektifiyle değerlendirerek geçmişten günümüze Türk ünlü kadınının alışageldik tavrı bu. Toplumumuzda kadınların güçlü erkeğe sığınma hali yaygın. Cahide Sonku'da, Türkan Şoray'da, niceleri de bunu yaptı şeklinde yorumladı vakayı. Elimi çeneme koyup uzun uzun sinema tarihindeki kadınları geçirdim gözümün önünden. Haksız da değil miyim dedim içimden. Köşe yazısında olayı farklı açılardan ele almaya devam eden Sonat, Serenay Türk erkeğine umut oldu diyerek yazısına şöyle devam etti. Durumdan pay çıkaran çok oldu. Magazin hiç tarzım değil diyen beyler bile gevrek gevrek yorumladı durumu. Mezarlık ihaleleri alan muteber bir iş adamı arkadaşım, Serenay'ın sevgili olasılıklarından ilham alıp karısına dikkat et beni bile kaparlar diye gözdağı verdi. Kankalarına bakın Serenay vakasına son saniyeye kadar şampiyonluk umudunuzu kaybetmeyin. Umut her zaman vardır diyen, nasihat eden müzmin bekar gençler de gördüm. Umut dünyası işte. Umut fakirin ekmeği ne de olsa. Yurdum erkeği
bulunmaz Hint kumaşı ne de olsa. Yazısına çocukluğuna inmekte fayda var diyerek devam eden Sonat şunları söyledi. Pandemide akıl sağlığını korumak için çareyi televizyon izlemekte bulan Gülseren Buğdaycıoğlu'nun dizilerini izleyip her biri adeta amatör birer psikiyatrist olan kendi kendinin terapisti bir başka arkadaş grubum olaya bilinçaltı düzeyinde yaklaştı. Serenay'da bir baba özlemi, sahiplenilme isteği var. Psikolojisi bozuk. Cem Yılmaz da bu sürecin parçasıydı dedi bir diğeri. Bu kızın sanki kariyerim bitse de sırtım yere gelmesin diye bir dayanağa ihtiyacı var. Tüm sanatsal kabiliyetine rağmen endişesi yüksek diye tahlil yaptı. Çevresinden duyduğu yorumları derleyen Sonat yazısını ise çarpıcı bir tespitle sonlandırdı. Herkesin beklentisinin aksine Serenay belki de prens aramıyordur. Çok normal şeyler bunlar. Arkadaş olarak insan. Görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz herhalde. Yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz yani. Neden hani? Şimdi Serenay'ın kendinden yaşça büyük bir fiziksel olarak kimsenin yakıştırmadığı bir adamla olması gazeteci Sonat Bahar'ın dikkatini şöyle çekmiş. Klasik Türk kadını diyor. Tabii istisnaları tenzih etmekte fayda var. Kimse hiç üzerime alınmadım. Sen de. O yüzden klasik Türk kadını derken neyi kastediyor? Arto sen evet, bir yorumla bakalım. Ben şimdi yani birkaç tane not aldım. Türk kadınları ne diyecek bu cevaba? Ya ben birkaç soruyu. Tane not aldım ki Türkiye'nin en önemli, en ünlü kadınları da gerçekten yaşça büyük, gücüyle büyük bir sürü iş adamları veya adamları. Mesela Filiz Akın, Türker İnanoğlu. Memduhün, Fatma Girik. Türkan Şoray, Rüçhan Adlı, Belgin Doruk, Nusret Birsel, Banu Alkan, Gürbüz Hanifi ve bunun gibi herhalde Serenay daha bir sürü. Oyuncu değil mi sadece oyuncuları kastettin? Tabii mesela Filizak hepsi saydığım hepsi zaten oyuncu, bu aktris. Bu kadar absürt bir fark var mı görüntüde bu saydıklarının arasında mesela? Yani bu sadece orada biraz. Rüçhan Adlı dediğimiz hani hafif kişi, tombul galiba, değil mi? Sadece hafif tombul beyefendi. Yani etine dolgun. Bu kadar şimdi yani ama Türk kadınlarının siz güçlü diye taktınız adama. Bilmiyorum ben güçlü mü. Şimdi bir kere şunu kabul edelim. Ben kendi şahsım adına bunu üzerime almıyorum. Ama bu adama yapılan da son derece büyük terbiyesizlik ve saygısızlık. Yani adama şimdi Serenay güzel bir kız olabilir. Evet hepimiz nasıl Tarkan evlendiği zaman onun da karısına aynı şeyleri yaptınız. Şimdi bakın. Herkes bir ilişkide aynı şekilde star olmak zorunda değil. Görüntü olarak star olmak zorunda değil, fizik olarak star olmak zorunda değil. Veyahut da biz kendimiz kadar fiziği ön planda olacak bir adamı da sevmek zorunda değiliz. Yani bu çok çirkin bir şey. Ya gönül öyle istiyor Seren. Yani, o kadar. Ama bazı kadın, hani bazı kadın güçlü adam sever. Bu da anormal bir şey değil. Çünkü herkes kendi yaşam standartında, kendi tarzında, kendini taşıyabilecek birisini seçebilir. Aslında bu anormal bir şey değil. Ben neye karşıyım? Hiç sevmeden, hiçbir şey hissetmeden, sadece adamın parası var diye, şimdi adamcağızın fiziği şu anda kilo aldı, bozuldu diye şunu algılıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu adam güzel bir adam değil. Bu adamla ne buldu? Sadece para buldu. Ne biliyorsunuz? Adamın belki çok güzel özellikleri var. Başından beri bunu söylüyorsun sen. Yani tabii ki. Yani her şeye bu anlamda bu gözle bakmayın. Serenay'ın şöyle çok de bakabilir misin Seren, evet, ya da Bircan? Ya bunun arkasında daha başka, çok güçlü başka bir adamla flört ediyor ve bu kapatma bir şeyse? Yok. Aslında flört ettiği adam bambaşka. Türkiye'nin çok güçlü birisi ve Türkiye'de yaptırımları çok büyük bir adam varsa aslında ve bununla da harika bir senaryoyu uyguluyorsa. Hiç ben bir bakayım kimden mesaj geldi sana. Onunla alakası yok hiç bu arada. Hiç inanmıyorum böyle alengirli bir şey olduğuna. Sen, şu anda Serenay Cem'le alakalı çok yüksek bir şey yaşadı bir anda. Bir anda ne olduysa yere vurdu ve birisine sığındı. Bu sığındığı adam işte aynı Reha Muhtar gibi böyle kol kanat geren, kadına iyi davranan falan birçok iyi özellikleri olabilir. Tipini beğenmezsiniz. Hepimizin tipi bazen çok kötü olamıyor mu? Yani Cem çok mu yakışıklı yani? Cem hani bu adamdan wow. Ama Cem çok Yılmaz. Güçlü. Nasıl güçlü? Yani her bakımdan güçlü. Ha, bu adama maddi, da güçlü manevi, olmadığını. Prestij şimdi olarak bakın, ama ve şunu karar verin hani diyoruz ki bu adamın parası var ondan bakıyorsunuz. Bir taraftan diyorsunuz ki yo parası yokmuş bu adamın diyorsunuz. Çünkü yani, Arto aşk bir olduğuna inanmıyor. Ama inanmamak bana geçmedi. Gerçi görmedik de tabii. Bir ya, de görmedik de doğru sana geçmeyen öyle büyük aşklar yaşanabiliyor ki. Şimdi bana da yanımdakiler diyorlar ki yani hayrete düşüyorsan aklını mı kaybettin diyorlar mesela bana. Yani benim annem bana bir gün dedi ki sen aklını kaybettin seni doktor hastaneye yatıracağım dedi. Geçmişte.
geçmiş birisi dedik. Sen dedi, ama sen eksepsiyonel bir kızsın tabii. Bakın anlamıyorsunuz. Herkesin peşinde koştuğu bir şey vardır. Kiminin parası yoktur, paralı adam sever. Kiminin soyadı yoktur, soyadı olan adam sever. Kiminin prestiji yoktur, sevgisi yani yoktur. Kimisinin baba sevgisi yoktur, baba sevgisiyle birlikte bir şey koyar. Doğru. Şimdi bu adamı bu kadar sadece kilolu diye, bence adam da çok yakışıklı, siz görmüyorsunuz. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Sadece senin ve Seralay'ın gördüğü şu yakışıklılığı biz bir görebilir miyiz? Çok yakışıklı bu adam, biliyor musunuz? Sadece çok kilo almış. Ben beyefendi yerine olsam acilen kilo veririm yani. Hemen sen hemen bir doktor gönderirsin. Ama bir şey diyeceğim size. Yani. Bak ben şuradaki fotoğrafa gönderim. Bak bir. Bana bak, bu hemen alır o adamı. Yemin ederim 25 gün sonra o adam var ya 70 kilo. Bak seyret. Size bir şey söyleyeceğim. bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Reha Muhtar'ın 3 sene önce çocuklarının velayetini almasıyla alakalı gerçekten ben de savaş verdim. Ve bir gün Reha Bey beni aradı. Dedi ki, Seren sana çok teşekkür ediyorum. Çok katkın var bunda. Yani hayatım boyunca müteşekkir olacağım dedi. Çünkü bir anneden çocuklarının gitmesi falan filan zor bir vaziyette o zaman. Ama bayağı bir çalkantılı bir şey yaşıyordu. Her neyse. Sonra içimden dedim ki, ya bu Reha Muhtar'da kadınlar ne buluyor? Yani Reha Muhtar dedim, yakışıklı bir adam değil. Hani biraz da böyle sert falan, yani küstah görüntüsü olan bir adam. Yani hani bağıran çağıran, biliyorsunuz, acı var mı acı falan, öyle bir adam yani kafamda canlanıyor. Onun yüzünden yıllarca Yunanistan'la iyi olmadı aramız. Yani. Fakat son derece ne zaman abi. Reha Bey'i tanıma imkanım oldu. Reha Bey'e yani normal şartlarda her kadına aşık olur, biliyor musun? Bak ama şimdi bunu tanıman ve zaman geçirmen... Ay kusura bakmayın da yani yanıma ansiklopediyi alır onunla yatarım daha iyi yani. Hayır mesela... Öyle değil yani bu yani, ansiklopedi bu bilgi, kültürel bilgi falan değil. Entelektüel yani, yaşam tarzı da iyi. Şey, sana davranışı, sana kattıkları, sana yani ben sohbet ettim. Ben onun için öğretmen tutarım aşkım. Ay ama güzel hissettiriyor adam ya tamam. Kendini. Yani, şeyi seyrettiniz özgür mi? Özgür ağırlığı var ilişkide bence. Neydi bu Yunanlı armatör? Onassis. 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 Mesela Reha Muhtar'ı ben Onassis'e çok benzetiyorum yani adam. Hani böyle dışarıdan ne falan. Ne diyorsun bu duruma? Ya ama, ha, bak segment olarak doğru söylüyor. Şimdi segmentlere ayırdığımızda oradaki o kategori içinde çok güzel bir şey tabii ki. Ben de isterdim... Yani o Onassis ailesinden biriyle flört edeyim. Ya da Trump'ın ailesinden birisiyle. Ha işte bak yine isim soy ismi gitti ama bak işte. Evet. Yani hayır. Şöyle düşünüyorum. Hem böyle dolu olup hem de dolu olmasını. Bir çok zengin, tabii ki illa isterim. Zengin bir adam kuvvetli bir adam değil. Ama her kadın kendi yaşam standartında birisini seçiyor olmuş olması anormal bir şey değil aslında. Bu iki cins için de geçerli. Düşünsene sen şimdi alışık olduğun yerlerde yaşıyorsun. Belirli bir ya yazın yaşam bize standartın var. Yazın tabii bize. Ki şimdi ben hayatım boyunca bunu seçmemenin çok zorluklarını yaşadım. Ama benim de başka rahatsızlıklarım vardı. Ama bana göre doğru olanı mesela annem derdi ki bu sana göre değil. Ama çünkü sen işte buralarda geziyorsun. Bu. Doğru. Şimdi anlıyorum zamanla. Zamanla onun doğru söylediğini. Çünkü herkesin bir yaşam standartı var. Ben şimdi burada yemek yemeyi seviyorum. Buna alışmışım. Allah yani herkesi gördüğünde oraya gidip beni götürebilecek bir adamla olursam mutlu olacağım. Yoksa aksi takdirde benim götürmem gerekiyor. Bir saatten sonra benim götürdüğüm adamlara da saygı duymuyorsun. Dolayısıyla bir arkadaşım yazdı. Zavallı Nebin kafayı yiyordur Seren'in bu söylediklerine diyor. Bir şey olmadı. Böyle geçti bir ömür artık yani kaldırdık. Şimdi uzun lafın benimkisi farklıydı ama. Ben de bana hükmeden birisini sevmiyorum. Yani benden daha kuvvetli olsun istemiyorum yani. Aslında hani ben, hem sevmiyorsun hem de o formatta adamlarla birlikte olduğunu biliyor musun? Kuvvetli. Yani hayır kuvvetli değil ama höt. Böyle. Höt başka bir şey. Maçoluk başka yani bir şey. Hani maçoluk falan başka. Ben televizyon filmlerini çok küçüklükten beri seyrettiğim için baba sen artist olduğuna. Sen o sevgiyi olduğuna, seviyorsun. Ben oradaki aktör adamların gerçek hayatta olduğunu o düşünerek. O aktörlerin hepsi öldü. Öyle zannettim ben. Yani ben rol hani senin için savaş veren, kavga eden falan. Ben de birisi benim için böyle... Savaş verip kavgada elimi tuttuğu zaman ben zannediyorum ki o adam doğru adam. Ama o öyle olmuyor işte, fazla masallara inanmışız yani. Uzun lafın kısası şu anda Serena'nın evet yanında anlıyorum Burak Özçivit gibi falan birisini görmek istiyorsunuz fiziken. Ama öyle olmuyor. Öyle Kerem'le işte. Gördük işte ne oldu? Ne? Hayır Tarkan'ın da karısı için bir sürü laf söylendi. Hayır, çok insanın eşi için söyleniyor. Bu sizin düşündüğünüz gibi işlemiyor. Hiç olmadık birisine karşı bir şeyler hissedebiliyoruz yani. Evet hele ünlülerde hiç işlemediğini ben de biliyorum yani bu işin içinde olduğum yani. İçin. Gerçekten kel alaka birine aşık olup kel alaka birinin arkanda durmasını çok seviyorsun ve istiyorsun. Peki
Yani. O zaman kel alaka bu konuya geçiyoruz. Ama ben yine de diyorum ki bunun altından çok daha büyük bir aşk bombası ve çok daha bambaşka birisi çıkabilir. Peki bu şarkı size gelsin. Hadi dinledik Hakan Taşıyan'ın hastalanmadan önce. Çok ama şimdi onu ya. Sesini duyacağız. Gerçekten mi? Evet. Alo. Allah. Alo. Efendim. Ah ya. Şükür kavuşturana. Çok şükür Hakan'cığım. Geçmişler olsun. Ya, gelmiş geçmiş olsun. Allah'ın razı olsun. Eve geçtik mi? Geçtim evliyim. Arkadaşım evliyim. Çok şükür. Canım benim. Ah ne ya. Güzel canım. Oldu. Dinlemiyorum evliyim. İyisin değil mi? İyisin ama. Süreci başından beri takip ettik. Ailenizle, sevenlerinizle paylaştım. Hepimizden. Ama şimdi sizden minik minik tabii detayları öğreneceğiz. Şimdi iyisiniz artık. Çok rahat. Çok şükür. Buyurun. Şimdi ne ameliyat oldunuz? Nasıl geçti? Nasıl başladı? Minik minik anlatırsanız biz de dinleriz. Vallahi ben 6-7 aydır uzun bir süreç oldu işte. Hastane değil, şehir hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi. Karaciğer, böbrek ameliyatım oldu işte nakil. Bir hafta yeter sürede işte uzun bir süreç oldu, zor bir süreç oldu. Ama çok şükür dualarla ayaktayım. Başta Cumhurbaşkanımız, almak üzere Sağlık Bakanımız, Şehir Hastanesi doktorlarıma, değerli sağlıkçı kardeşlerim, hepsi kardeşlerimden Allah'ım razı olsun. Valla arayan, soran, dua eden güzel insanlardan Allah'ım razı olsun. Allah'ım merkeze sağlık versin. Allah'ım sevdiklerimizi inşallah herkesin sevdiklerini bağışladın. Beni de sevdiklerine bağışladın. Hakan Bey, sevdiğiniz biri var mıydı bu süreçte? Anlamadım. Yani birlikte olduğunu biriniz var mıydı bu süreçte? Bu hastalığı yaşarken birini sizi seviyor muydu? Sizi yalnız bırakmayan bir yani aşkınız, bir sevginiz. Ben ailem var, ne olur, kim var olacak ki? Ha yok, ailenin dışında bir aşk var mıydı hani? Yok, olur mu? Manevi destek. Niye olmaz? Sağlıklı bir erkeksiniz. Sizi seven on binlerce insan var. Çok şükür, herkesi seviyorum. Tabii. Demek ki artık yani birlikte olma vakti geldi, evlenme vakti. Evliyim baba, evliyim. Hayır, zaten kalbinde karısı. Evliyim mi? Evli misiniz siz? Tabii evliyim ben. Oğlum var. O yüzden olur mu öyle şey diyor? Hayır, tamam zaten biz de ondan bahsettik de. Kalbinde eşim var desene. Allah Allah öyle. Ya, o da diyor Hakan gibi de olur mu öyle şey diyor? Ya evet, Allah Allah. Hayır, biz evli olduğunuzu ben tabii bilmiyordum sizi. Magazini çok saklar. Eşinize sevgilerimi gönderiyorum. Bu süreçte de hep sessiz. İnsanın kalbi. Biz ondan bahsettik zaten. Yani yanınızda sevdiğiniz, eşiniz anlamında birisi var mıydı ya da... Tamam. Sizin menajerinizle de görüştüm. Senin Emre de çok uğraştı biliyorsunuz değil mi? Orhan Gencebay'ın. Allah'ım razı olsun. O da çok uğraştı sizin için. Ablamdan Hakan Bey, biz artık size biraz daha iyileşin, kendinize gelin, şu pandemi de bitsin. Biz Hakan Taş'a güz gülleri, ya vallahi ya, onun gibi bir şarkı bekliyoruz sizden. Şimdi yenilendiniz de. Evet, artık bu doğum gününüz sayılır. Ya. Doğum gününüz sayılır artık, yeni bir milat. Artık hayatınıza daha dikkat edersiniz. Bütün İstediğiniz kısaca söyleyeyim mi? Parçalarınızı buldunuz mu? Yani bütün ameliyatlar doğru oldu mu? Organ. Bütün transferler, nakiller gerçekleşti mi? Organ nakilleri? Çok şükür işte. Tabii nakil oldu bundan. Uyum gösterildi değil mi? Uyum gösterdi. Allah'ım razı olsun. Kardeşim de demek ki derdi. Kız kardeşimden aldım dedi. Ay. Yani o verdi Allah'a aldım. Gönül rahatıyla. Allah İzmir'de bir ağzımızın karaciğerini taşıyorum. Ay ne güzel. Kadavradan o da. Ne güzel. Vallahi işte öldürmeyen Allah'a zemliği ya.
Aman aman niye öldünüz? Evet, çok gençsiniz. Çok gençsiniz. Allah uzun ömürler. Duvarlarla sizlerin güzellik. Aynen. Hakan Bey bir şey söyleyeyim mi size? Efendim? Müslüm Gürses'ten sonra o genç nesilde onun efendiliğini, naifliğini, sakinliğini, sesini, güzel sesiyle her şeyini taşıyan bir adamsınız. Hiçbir zaman bunu inkar etmediniz. O yüzden de o kadar büyüksünüz. Onu feyiz aldığınızı hiçbir zaman inkar etmediniz. Hiçbir kompleksiniz olmadı. Hiçbir zaman kimseye kötü davranmadınız. Hep sizi saygılı, hep sevgili. Hep saygılı. Evet. Allah size ve ailenize uzun ömürler, uzun ömürler versin. En kısa zamanda da şarkı bekliyoruz. En kısa zamanda sizi buraya da bekliyoruz. Söyle. İşte bir çocuğu yetiştiren ailedir, annedir, babadır. Yani Allah'ım onlardan razı olsun. Kesinlikle amin. Annenizden, yani babanızdan. Doğru söylüyorsunuz. Büyüklerimizden Allah'ım razı olsun. Doğru söylüyorsunuz. Vatana, millete saygımız varsa, bir şeyler yapabiliyorsak, insanlık adına insanlarla paylaşabiliyorsak, dünyanın en güzel şeyi. Tabii organ bağışında aslında çok kutsal ve çok önemli bir şey. Onu da söylemeden geçemeyelim. Yani bir organ, bir hayat. Kesinlikle. Gerçekten güzel insanlar, öyle güzel insanlar var ki organ bekleyen. Ya ama benim de arkadaşımın annesi bekliyor. Vallahi ya, çok zor bir şey. Sıradalar. Çok zor. Çok zor. Ya. Allah sizlere uzun ömürler versin. Sesinizi tekrar duymak bizim için de çok güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok. Eşinize, çocuklarımıza. Bütün zamanım sizleri izlemek de geçti. Çok teşekkür ederim. Arada selam söyleriz. Bana gerçekten bir ay çok biz oldunuz. Valla bizi çok mutlu. Biz de sizden bu telefonu aldığımız için çok, çok moralliyiz. Çok evet. Teşekkür ederim Arslan'cığım. Canım benim canım. Hakan Bey. Hatırlıyorsun değil mi? Bir gün seni dinlemeye izlemeye gelmiştim biraderimle. Bilmez miyim? Tabii ki biliyorum. Bir nasıl unutayım seni? Ya güzel. Unutur muyum? Çok çok önemli, çok önemli bir adam. Hakan Bey efendim. Pardon. Tevere de görünmeye gelmiştim Ankara'da. Canım. Hangi karizoya gel? Nereye gelmiştiniz? Altınlar. Kimle çalışıyordum acaba o zaman ben? Hatırlıyor musun? Selami mi? Kuruş'ta görüşmüştük. Kendi ziyaretine gelmiştim. Selami Şahin'le çalışıyordum. Selami. Doğru. Selami'yle çalışırken. Doğru. Ya peki her biz zaman gibi biz de size gelmek istiyoruz. Evet çok istiyoruz. Hakan İnşallah. Bey, Hakan Bey bu İnşallah. Süreçte camiadan destek aldığınız isimler var mıydı? Biraz da işimizi yapalım. Var mıydı bir şeyler? Yani arayanlar, soranlar. Hayal kırıklığı veya destek, sevdiğiniz. Evet. Oldu olmaz mı? Oldu. Var mı isimler? Güvendiğin dağlara kar yağdı. Olmaz mı? Kim onlar? Karım olduğum abilerim oldu. Olmaz mı? Hatta hala kırdım yani. İbrahim Tatlıses mi bu? Kendilerini biliyorum ama da. İbrahim Tatlıses'ten bahsediyorsunuz değil mi? Ya işte ne bileyim ya işte. Kendilerini biliyorlar. Tabii haklısınız. O yüzden arayandan arayandan aramayandan Allah'ın razı olsun. Peki kapatmadan önce bir şey daha soralım. Herhangi bir şey bizim yapabileceğimiz bir şey ihtiyacınız var mı? Sizin güler yüzünüz, sağlığınız benim için gerçekten Türkiye için önemli insanlarsınız. Siz moral veriyorsunuz bize. Bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Dürüst bir yayın yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Eksik olma. Teşekkür ediyoruz. En yakın zamanda birlikte olalım. Ay inşallah. Canım size de. Bu organ bağışı yapan herkese, yani ailelerine o kadar teşekkür ediyorum ki, yani çok yakın bir arkadaşımın annesi şu anda hastanede karaciğer nakli bekliyor ve bulunamıyor. Çünkü çok yakınların vermesi lazım. Senin de söylediğin şeyler çok önemli. Hakan'ın yani çok yakının olması lazım. Evet. Veya kadavra olması lazım. Bunu beklemen gerekiyor. Ama o süre yetmeyebilir. O yüzden bizim de böyle bir hastamız var. Allah herkese bekleyen herkese şifa versin. Şifa versin. Reklama gitmeden bir teşekkür edelim Hakan Taşıyan. Çok çok geçmiş olsun ve çok teşekkür ediyorum. Hakan'ım geçmiş olsun. Hatta seviyorum inşallah. İyi de ziyaretlere tamam. Telefonu kapat ama televizyonu kapat da minik bir sürprizimiz var gelsin. Tamam. Hadi bakalım. Açayım mı televizyonu? Televizyonu aç. Aç. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.
Rıza Arto hızlı bir şekilde Seren. Dönüşte. Evet. Yani konuşmayın diyor bize. Evet, tam böyle kaldım da bak. Dolu dolu kaldım. Çok güzel, çok sarktık. Reklama gidiyoruz. Dönüşte dans ettiği için işinden kovulan Hande Sarıoğlu'nun enteresan bir açıklaması var. Fikirler değişti mi, buyurun reklamda. Bir de duysam ne dedi değil mi? Daha da kahkahayla güler. Bu arada... Hakaret davası açacak istiyorum. Bu arada tabii Hakan Taşıyan kapatırken telefonunu İbrahim Tatlıses'e gönül kırgınlığı ve... Güvendiğim dağlara kar yağdı. Ben tahmin ettim ama. Sen direkt nokta atışıyla tahmin ettin. Aramadığını Ezan. O soruyu da ben sordum ama. Ne zaman? Soruyu ben sordum. Kimin kırgınlıklarımı anladım. Ben de sadece, İbrahim Tatlıses dedim. O sadece dedi ki sevenleri söyle dedi. Ben de dedim yılanlık olsun de kötüleri söyle. Peki tamam. Ben çünkü onun İbrahim Bey ile arasındaki şeyi biliyorum daha önceki süreçlerde. İbrahim Bey ona da birazcık şey yaptı. İbrahim Bey kim o çıkışları yaparken? Ya aslında İbrahim Bey İbrahim Tatlıses'in yani. Mesela neden yani yaparsın? Ya, yani asla. Mesela bak İbrahim Bey laf söyletmemem biliyorsunuz. Söyleyeni de yerli bir ederim. Onu da biliyorsunuz. Ağzının suratına bir tane patlatı veririm. Aa, şiddete karşıyım. Hayır öyle değil, laflarımla ben. Laflarımla, ben laflarımla tamam. Döverim adama. Tamam. O yüzden Allah de... Allah korusun. Ama İbrahim Bey de bazen geçmişinde belki kendisi de... Pişman olmuştur. Hani bu genç nesilde bu adım atanlara falan biraz daha destek olmalıydı. Ben şeyi çok biliyorum. Masum Kırmızıgül'ün çok magazinde bile verdirmemiş yani. Ama Mahsun Kırmızıgül, Mahsun da birebir İbrahim Tatlıses değil miydi ilk başladığı zaman? Aynen. Tabii tabii. Mahsun da ilk çocukken. Çünkü herkes İbrahim Tatlıses'i tanıyor. Aynen. Mahsun'u nerede hatırlamıyor musun? Bir tane sarışın kızla Dubai'ye gitti. Tamam. Maldiv'e gitti. Maldivler'deki klibini hatırlıyorum. Tamam, öncesi bende yok gibi bir şey. Ama Mahsun da aynı İbrahim Bey gibi. Zaten çok normal etkilenmeleri de. Çünkü evet, İbrahim ama ondan sonra başka bir... Aynen, ondan sonra da bambaşka şey adam oldu. Özcan da başka oldu. Mahsun da başka. Herkes rüşünü ispardı. Özcan başka değil. Özcan bambaşka. Özcan ama hiçbir zaman çok türkücü formatında bir çocuk değildi. Ama Alişan da, Mahsun da, birçok kişi de... Mesela Alişan hiç olamadı. Yani hayır, bu arada. Veliahtım dedi ona. Yani hiç olamadı. Alişan'ın suçu ne? Hayır. Ama bir şey diyeceğim. Ona veliahtım dedi ama. Kime? Alişan'a. Çünkü, niye dedi? Çünkü hayır, en zararsız. En zararsız o diye ona veliahtım. Biliyor ondan bir şey olmayacağını? Ya şöyle ondan... Ya böyle yapma. Ben öyle biz Alişan'ı seviyorum. Yani. Bu ayıp. Sen bak beni sinirlendirme. Sen de fişe... Ben fişe gerçekten Alişan'ı seviyorum ya. Ayıp ya. Ben de seviyorum ya. Alişan daha meşhur oldu biliyor musunuz Alişan'dan? %100. Ben bir şey diyeyim, %100. Ve daha fazla para kazanıyor. %100. Çünkü benim elim dokundu. Şimdi şöyle. Ne yapayım bu kadar? Ali neden söyledim? Şaka bir yana. Alişan da güzel şarkıları oldu falan. Ama hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'in rakibi olamazdı yani. Olamaz. Hayır, tabii ki olamaz. Ama. Neydi onun? Ama Cennet Mahallesi. Ama Mahsun zorladı. Öyle mi? Tabii. Ama çünkü lütfen. Niye? Karizma var, Mahsun ses zorladı. Var. Şimdi, yakışıklı. Arada Seda Sayan elini dokundurmuştu. Tabii, bilmem tabii, ne. Hani tabii. Her... Bir de bayağı bir yani İbrahim Tatlıses'in karşısına çıktı. Şimdi Alişan, şimdi bugün İbrahim, yazacak bir şey yine. Söyleyeceğim. Kim? Alişan bugün mı? İbrahim Tatlıses'in karşısına... Kimi koyabildiler bir daha? Yani rakip diye koyamadılar. Bir daha çünkü gelmez. Söz konusu olabilir mi böyle bir şey? O mümkün değil. Ancak işte onun yancısı olur. Ama işte yani bunun şu sahibi de bilse. Neyi? Bu yanındakiler doldurmayıp. Yani İbrahim Bey'in kendisi de bilse de biraz el uzatsa insanlara. Yok, onu yapmıyorlar. Heh. Onu hiçbir sanatçı yapmıyor yani, biliyor musunuz? Yani biliyorum yapmadığını. Büyük sanatçılar hiç kimse yapmıyor. Ya yani çok sevdiğin sanatçılar var. Sen de bir yerde işte mesela solistik. Senin o hayal kırıklığın kimdi? Ay söylemeyeyim. Söyle. Bu kadar dürüstsün. Hala da severim de yani. Tamam, sevmek başka bir şey. Ama o gönül kırgınlığını söyleyebilirsin yani. Muazzez Hanım da, Muazzez Abacı. Abacı değil mi? Ha. Evet. Çünkü ben o kadar Muazzez Abacı hayranım ki Maksim'deyiz. Ben de Maksim'e çıkacağım. Provalar falan oluyor. O sırada da daha çıkmadım. Muazzez Hanım solistlik yapıyor. Biz de en önde oturuyoruz. Annem evet. Falan Fahri Bey davet etmiş. Tabii bütün basın orada ve benim de çıkacağım her yerde sayfa sayfa çıkıyor yani Seren gibi 16 yaşındayım falan. Bir orta hani, bekliyorsun tabii, Muazzez Hanım'dan. Şimdi Muazzez Hanım'a da gitmişim annem yanımda falan. Tabii gazeteciler bir onu çekiyor sahneye bir beni çekiyor. Evet. Sen bütün tırnaklarını tık 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 kır sahnede. Şaka mı yapıyorsun? Yemin ediyorum.
sizin dedi benim dedi arşivinizde dedi Müzeyyen Senar'la fotoğrafım var mı dedi. Demek istiyor ki yani Seren Serengil kim? Daha o zaman Seren Serengil de olmamışım zaten yani. Sizin dedi daha hani demek istiyor ki daha önemli kişilerle fotoğrafım var mı ki da hani, çünkü basın böyle yapıyor. Seren Hanım'ın yanına geçseniz diyorlar. Bu da sahnede ama ya. Ama onlar da, o da Muazzez Hanım da haklı ya. Ondan bazen sonra, öyle düşündüğünde. Ama şimdi öyle deme. Çocuk, sen daha 16 yaşındaydın. Hani, anladın mı? 16 yaşındayım ve birdenbire öyle korktum ki sahnede onu öyle. Yerin dibine girdim. Utandım. Çok üzüldüm peki yani. Peki hemen sana minik ama örnek. Ama sonra gönlümü aldı. TGRT'de talk show yapmıştım. Ve beraber yürüdük biz bu yollardayı. Bana her şey seni hatırlatıyor. Geldik benle beraber öyle söyledim. Mi? Yani şimdi kalkar. Ama normal yani. Aleyna Tilki'nin yanına geç evet. Seren Hanım deseler sen tabii. De dersin bir dakika. Evet evet. Yani ben gerçekten ben öyle. Ben rencide edecek şekilde sahneden sonra. Ya birçok sanatçı. Ya yoksa ben şimdi onun tırnağı bile olamam yani ama orada birden böyle söyleyince bir utandım çok kötü. Ama sonra gönlümü aldı işte TGRT'ye geldi. Tecrübeler güzel aslında ya. Bir baştan peki. Şey yapıyorlar herhalde ne yapıyor anlamıyorum sinir mi oluyorlar bir şey olurlar. Hani demek istiyor ki belki ben Muazzez abacığım yıllarımı verdim bu yeni yetme diyor. Bir de oradaki gazeteciler biliyorsun geçsenize ya Muazzez evet, Hanım evet. Geçsenize. Ay, yani düşünsene bulundum. 40 yaşında bir kadın kadın koca astrolojisi okumuş etmiş tabii bilmem ne. 16 yaşında daha çıtır daha yeni bir başlayacak tehlike. Bir şey. Gitsene yanına evet, poz versene. Olmaz. Ondandır olmaz. Yani yoksa Muazzez Hanım. Ben hala açıyorum vurgunu dinliyorum. Sabahı falan ben. Tanır mıydın? Tanımaz mı? Konuyu hemen geçiyoruz. Hayatım böyle de oluyor tabii kusura bakma. Biz de meydanlıyoruz ki biz bu ben konularda. Ben sabah kadar dinlemek istiyorum ama içeriden pardon. Beni presliyorlar. Ben sabah kadar dinlemek istiyorum. Evet. Ama Hande Sarıoğlu bir paylaşım yaptı. Ya, sen konuya gelmek istiyorsun. Bak benle alakası yok. Konuyu kestiler kestikleri konuya bak. Şimdi seni dolmuşa da getirmişti Hande ile alakalı hadi. Evet hadi bakalım. Şimdi Hande Sarıoğlu biliyorsun geçtiğimiz günlerde dans ettiği için kanaldan kovuldu. Evet. İşinden oldu. Ve biz Hande'yi yayına bağladık. Sen o günde hani böyle yapmasaydın keşke dedin. Biz de artık öyle gayet olabileceğini söyledik. Dedik ki kızın bir takım yerleri belli diye bu tepkiyi verdi. Evet. Ama sonra Hande dün öyle bir şey söyledi ki. Bir kaya yazısı var buyurun. Bu ülkede 11 yıldır şerefimle, namusumla, karakterimle, duruşumla sunuculuk, spikerlik yapıyorum. Bütün çalıştığım, toplantı yaptığım kanallar, kurumlar, yöneticiler, yapımcılar çok iyi bilir benim karakterimi. Siz çok biliyorsunuz ya hani bunu da düşünmüşsünüzdür. Acaba bu kızın hayatında neden kimse yok? Lüks arabalar, evler, tatiller bunlara ulaşmak benim gibi... Sahip bir kadın için o kadar kolay ki işi ortamda. Benim adımı bir kere bir ahlaksız haberle duydunuz mu? Bir futbolcu, bir yönetici, evli ama zengin olması yeterli bir adamla gördünüz mü beni? Yapamaz mıyım? Başkaları gibi yalakalık da iş yapacağıma olduğu mevki için, birilerine yaranmak adına kendi hayatının kararlarını başkalarının iki dudağı arasına ve parasına bırakanlara karşı ben... Dans ediyorum ya, 1000 kere daha şerefliyim, 10.000 kere daha kıymetli benim hayatım. Siz adamına göre oynamaya devam... Doğru söylemiş hayat. Evet bu söylemleri evet. Doğru. Ya yani mantık doğru olarak doğru. Evet. Sen kimle söyledi ki Hande'ye böyle bir açıklama yaptı? Şimdi akıllarda ay, böyle bir soru var. Söylemeyen mi? Biz şimdi hadi biz usturuplu hem onun yanında biz doğduk. Biz hep yanında evet, doğduk. Aynen evet. Öyle ama dışarıdaki sosyal medyada kıza ne linçler ne aşağılamalar neler yapıyor. Öyle mi? E tabii ya. Ya niye herkes yanında oldu? De, olmayanlar da çok... Son derece yani, terbiyesizce. Şöyle hani terbiyesizce yorum yapanlar ayrı ama ben de eleştirdim. Sonuçta bir sunucusun ve bir haber kanalı burası. Sen ama iyi olsun diye o yapıcı eleştirini yaptın. Haber kanalı olduğu için aynen. bunu kabul etmeyebilir. Yani onların bir ciddiyeti var. Herkesin ayrı bir politikası var. Bu kanalın da var. Evet. Her kanalın ayrı politikası var. Dolayısıyla biz de burada çalıştığımıza göre... Bazı şeyleri isteyelim istemeyelim uymak zorundayız ya da çalışmamak durumundayız ikisinden bir tanesi. Şimdi burada tercihini yaptı Hande fakat Hande'nin şu anda dikkat çekmeye çalıştığı şey çok doğru çok haklı aynen, bir şey. Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü Türkiye'de böyle dans etmeyenler böyle oryantal yapmayanlar veyahut da içinden geldiği gibi hareket etmeyip de hanımefendi gibi gözüküp arkadan iki tane evli adam üç tane işte bilmem ne öbürküsüne otel odasına gidip kalanlar var. Ya da şakşak yalakalık yapmayanlar. Veya yancılık yapanlar. Yani mesela siz de görüyorsunuz seyahate gidiyor oraya gidiyor birisinin parasına gidiyor yani
ziyancılık yapıyor gidiyor. Ona abi diyor, ona bilmem ne diyor. Böyle şerefsizce yaşayanlar da var. Dolayısıyla demek istiyor ki evet ben bunları yaptım ama en azından şerefli bir hayatım var. Yani ben içimden geldiğin gibi oryantal yapmakla ahlaksız olmuyorum ama bunları siz yapanlar hayatta vardır. Zaten oryantal yapıyorsunuz ha, diyor. Evet, asıl evet. Oryantal yani yapan. Buradaki söylemimde son derece bana göre evet ben de aynı. Bugün babalar gibi resimleri var. Pat bir şey oluyor, o resimlerin hepsi birden siliniyor, abim abim dedikleri. Bugün bilmem nenin bilmem neyle resmi var. Pat bir bakıyorsun, aa resimler yok olmuş. Bir bu sürü, üslup da çok güzel anlatıyorsunuz ama. Bir sürü şeyler bunları var. Bunları şimdi biz blurlayarak ve bipleyerek verdik. Ben bu kadar açık seçik. G nokta nokta, M nokta ama nokta artık, yazmayı çirkin buluyorum. Ne artık, ama artık ne çektik yani? Artık nasıl ne çekti? Ne çekti ama artık diyorsun. Sanki hayatım, yıllardır çekmiş gibi konuşuyorsun. Sen maşallah sen bir paranı tane kazandığın için senin karnın hayır, tok sırtın ya, pek. Hayır hayatım ya. Beni bir kere yan yana getirme, yorum yapıyorum. O zaman işimizi yapmayalım. Hayır, ne hayır. Çekti şimdi bu kız? Bir tane işinden kendi kendini oryantal koydu oraya. Nereden biliyorsun? Dedi ki, aidatını ödeyebildiğini hayatım, nereden biliyorsun? Artık diyebileceğin bir üslup değil bu. Ama artık. 3 ay önce konuştuk. Dans etmiş ya. Tamam. Dans etmiş. Tamam, dans etti dans etmiş. Ve işinden oldu. Sen ben iki tane, bu faturayı öderim sen dedi. Sen iki tane bak, yere gittin benimle diye seni linç ettiler. Hayır benimle yine bunu yan yana koyma hayır, diyorum ya. Hayır empati yapmanı istiyorum. Hayatım ben empati yaparım. Sen lütfen empati cümleden benim cümlemden çık. Diyorum ki bu kız ne yapacağız yaşadı? Hayır ne yaşadı? Evet, diyorum ki. Evet o kadar ki, değil. Evet artık. Ya o kadar değilin aslında sonucu cevabını da siz veriyorsunuz. Sadece bir dans ettiği için. Ve dedi ki ben işimden ayrıldığım için pişman değilim. Yes. Yine olsa yine dans ederim dedi. Kız da pişman zaten değil. Zaten kovmuşlar kızı. Kızı sonra YouTube'da bir kanala çıkarırlar. Kız kalkıyor yine dans ediyor. Kız da pişman değil. Ne oldu da artık oldu? Ben onu hayır, merak ediyorum. Şey, pişman. Üslü bu mu çirkin? Orada küfürlü şeyler var. Hayatım açık açık ben yazıyor. Veremiyor. Evet. Ya onun da üslubunda bir ben sadece üslup dedim. Söylemler doğru. Nasıl söylediğin önemli. Onu söylüyorum. Sevdi bu şeyi. Ama kızın tarzı buysa. İrem yapınca tefe koyuyorsun. Hayır İrem ben kim? Bunda da koyuyorum ama bu tümüyle gerçekten kovulmuş, dans ettiği için kovulmuş bir kadın ya. Dans ettiği için değil hayatım. Bence ya de. Yapma. Bu böyle bir öyle bir dans değil ya. Orada başka bir yani, şey var mı? O kadar da değil. Yani şimdi ben sana bir şey diyeyim. Fatih Altaylı ile bundan birkaç ay önceki yaptığı röportaj mı diyeyim, birlikte talk show mu diyeyim, yani birlikte haber programındaki ters düşmelerinin geri dönüşümü bu. O katalizör olabilir. Peki oraya getiren nokta nedir? O sadece reaksiyonu hızlandırmıştır. Pardon. Fatih Altaylı gibi bir adamı çağırmışsın. Tabii ki sonuna kadar soruları sorabileceksin ki, ya da bilmem ne yapacaksın. Bir de Fatih Altaylı ile beraber yapıyordu o programı hayatım. Ay bir sorular Fatih sordu Altaylı, bilmem ne. Fatih Altaylı istediği için o kanalı aldı zaten. Burada başka onlar beraber tamam ne güzel değildi yani. Bak burada bir şey var. Mesela bu kıyafetinize dikkat mi edin diyorlar. Şimdi bu kıyafetimize dikkat edeceğiz. Ha, ederiz etme. O ben de dedim ki ne kadar saçma bir şey ne gerek var. Edeceğiz. Çünkü her şey kanalın ayrı bir politikası. Son derece seksapelitesi olan kıyafetler giyiyorsun. Ola ki pat diye bir yerin açıldı. O, sen kaza, kovulman mı gerekiyor? Kaza başka. Yani. Kaza başka. Kaza başka bilerek yapıyorsun. Hayır burada başka da derim ki ben. Yani. Kardeşim sen 30 yıllık Seren Serengi'sin ya da sen 30 yıllık mankensin. Evet. Senin göğsün açılıyorsa sen bunu bilerek açıyorsundur. Çünkü niye? Sen 30 yıldır o askıyı taşıyorsun ya da sen 30 yıldır o televizyona çıkıyorsun. Hayır, hayır. Ya, hayır, hayır. Yani söylem bizim olduktan bir, sonra biz hatırlıyor musun bir gece bir yere işte, gitmiştik. Sus. Oluyor ya. Hayır hayır işte oluyor. Neler olaya deyince oldu yani oluyor şimdi. Ama burada yani şimdi bir spiker ya. Yani belki de biz o mertebeyi yine de söyleyeyim. Belki de aradaki nüansları bilmiyoruz yani, neler yani, olduğunu. Bence TRT'den itibaren sunucu olmak, spiker olmak, anchorman olmak, neyse woman olmak ve her neyse. Yazın. Bunlar bize çok ciddi geçmiş olan bir şeydir. Bunun laubalilik ve bu tip hareketleri kabul etmiyoruz. Ve görerek şu görüntüde de Arto yani, şu görüntüde de hata yok, yanlış anlaşılma yok. Bilerek arkadaşıyla dans ediyor. Ki ben o dansının arkası. Dans edebilirsin. Ama benim söylediğim bu kadar fütursuzca bunu yazmak şimdi, konu haklıyken bile niye? Niye ya? Ben anlamadım bile neden olduğunu. Ama şey olarak bakış açısı olarak doğru, doğru anlatım doğru dili yanlış. Yanlış. Yani. Peki sen söyle madem öyle. Bakışı doğru. Bu doğru. ülkede belirli yerlerin belirginse. Şekilcilik var bu ülkede. Şekilcilik var. Var. Bu ülkede
Ay hanımefendi namussuz olabiliyorsun. Hanımefendi oynayıp da yok bilmem ne toplumsal olup, mesajlar verip gidip de adamın karısınınla arkadaşlık işte, edip ondan sonra adamın kadının akşam kocasının otelde kalanlar var. Nasıl? Yani, var. Ya yok, neler var? Daha nasıl tanımlayayım yani? Ya neler her var? Türlü tanıma uyanlar var. Ben şimdi burada sana size anlatayım yani. Dolayısıyla tabii bu kız da böyle bir kız. Ama televizyonda diyor ki ben diyor haber kanalıyım. Benim diyor böyle sunucum bu şekilde davranamaz. Ya da işte Fatih Altaylı ile ilgili bir kırılma noktası var. Ama Seren ben kendi adıma söyleyeyim. Bir kadın dans ettiği için ötekileştirilmemeli. Evet ya. %100 bu. Yani. %100 bu. Ama kalkıp ama bu, da... Kanal politikasına yani burada mesela... Ya şimdi Ece gitti sonra değil mi yapsalardı. Mesela? Yani Ece burada program yaparken birdenbire Ece buradan gitti. Evet. Çünkü bir takım spekülasyonlar oldu, o oldu, bu oldu. Kanal demiştir ki kendisiyle ilgili. Ya bu doğru tasarruf değil, doğru kullanmış. Değil. Ama bizim durumumuz ve şeklimize şu andaki bu spekülasyonlar, bu tip şeyler uygun değil. Şimdi bu kanal politikasıdır. Diyemezsin ki buna. Ya neden böyle bir şey yapıyorsun diyemezsin. Ha ama Türkiye'de Ece'nin bir kişi... durumu biraz daha şey, Ece çok yorulacağını hissettiği için kendi ayrıldı. Ya tamam ha. Kendi de ayrılmış olabilir. Kanal da bu tabii olabilir. Olabilir. Evet. Yani her şey olabilir. Sadece benim söylemeye çalıştığım şey şu. Sen özel hayatında da hayatında da yaptığın işte paralellik kurulu. Paralellik kurmak evet. Zorundasın bir. Ha ama bu Türkiye'de bu kıza uygulanıyorsa herkese uygulanacak. Ha. O zaman siz ahlaksızlık yapanları da kanala çıkarmayacaksınız. Evet, işte. Konuk olarak. Aynen. Yani şimdi bu kız dans etti. Evet size uygun değil bu saatten sonra. Sunuculuğuna itibar edilmez diye düşünüyorum. Üstelik de mayolu falan da değil ha. Evinde ha. Bir de. Yani bir evinde. Bir kız arkadaşı çekiyor. Ha, ne güzel söyledi. Bir de evinde zaman... mayo yok. Bir evet. Şey yok. Sadece biraz dar diye pantolonu ve poposu çok görünüyor şimdi, diye. Şimdi o zaman da çok haklı. Diyor ki ben bunu yaptım diye ben ahlaksızlık yapmadım hayatıma. Ben ona isyanı zaten. Ama diyor siz diyor bu ahlaksızlık İsyan, yapanları hala evet. Kanallara çıkartıyorsunuz diyor. Ben vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Çok haklı, haklı. Burada. Evet. Ben yıllardır bunu bağırıyorum. Evet, bu evet. Ahlaksızları çıkartmayın o zaman. Tam ortadan yorum. Haklıysa evet. Haklı, üslupsa yanlış. Yani üslubunu beğenmedik, doğru bulmadık. Kanalların politikalarına saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Sunucuysan, spikersen falan filan daha ciddi. Çünkü ciddi haberler de veriyorsunuz siz. O yüzden de biraz daha sakin profil çizmeniz gerekiyor. Değil mi? Tabii. Ama sonuç olarak da siz bu kadını atıyorsanız öbür günü de alamazsınız. Çifte standart yok. Olamadı. Peki şimdi altyazıda İlker Kaleli ve Sıla'nın ilk paylaşımı geldi. Ha geldi mi? Paylaşım yaptılar ama onu birazdan vereceğiz. Ha. Şimdi Karan Özçivit reklam yıldızı oldu. Ünlü isimlerin ünlü çocukları reklamlarda bir oynamaya başladı. Valla bunlar para basıyorlar bacım. Ailece. Böyle bakalım bir şey olamaz. Kaydır Necla. Nasıldı bakalım buyurun. Çocukları anne babaları ne kadar şöhretliyse onlar da bir hayli şöhretli oluyor. Dünyaya geldikleri ilk andan itibaren ebeveynlerini sevenleri onları da seviyor. Her anlarından haberdar olmak istiyorlar. Eser ve Berfu Yenenler'in oğlu Kuzey... Ali Atay ve Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan. Ve Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Lalin. Ve daha nicesi. Hatta kimi bebekler anne babasının şöhretini bile geçebiliyor aldıkları yorumlarla. Hal böyle olunca firmalar da ünlü anne ve evlatlarını firmalarının yüzü yapmak için yarış içine girdiler. Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen ünlü bir bebek bezinin yüzü olduğunu duyurmuş. Ve röportajından kısa bir süre sonra reklamı ekranlarda yayınlanmıştı. Reklamın sonunda Karan bebeğin doğuşunun satışları büyük miktarda etkilediği düşünülüyor. Bir bölümden yüz binler kazanan Fahriye Evcen'in bu reklamdan ne kadar ücret aldıysa merak konusu oldu. Gelelim bir diğer gözde bebek Lalin İmirzalıoğlu'na. Sinem Kenan çiftinin gözde kız bebekleri Lalin'i ilk defa geçtiğimiz haftalarda Sinem Kobal'ın paylaşımıyla görmüştük.
ilgi ve merak böyle olunca ünlü bir bebek bezi firması tıpkı Karan gibi Lali'nin de peşine düştü. Bebek bezi firması tam 1 milyon Türk lirası teklif etti ünlü aileye. Ancak Kenan Sinem çifti kızlarının daha çok küçük olduğunu ileri sürerek teklifi reddetti. Sinem Kobal reklam teklifiyle ilgili şunları söyledi. Eğer Lali'nin bir projede birlikte olursak o da çocuklara fayda sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesi olur. Ama şu an için çok erken. Lali'nin bunun için henüz çok küçük. Peki Sinem Kobal ve kızı Lali'ni bir reklam filminde ne zaman görürüz? Sinem Kenan çifti şu an gündemdeki Fahriye Evci'nin reklam filminin gölgesinde kalmak mı istemedi? Yoksa ücreti mi yeterli bulmadılar? Ünlü anne babanın çocukları da tabii ister istemez tanınıyorlar. Zaten Karan bayağı meşhur da oldu. Asıl haber şu, Karan reklamlarda oynamış, başarısı devam etsin inşallah. Asıl haber şu, Lalin, Kenan'la Sinem'in kızı Lalin'e gelen teklif 1 milyon, kabul etmiyorlar. Bebek bezi. Bence ailecek geldi onlara. Yani sadece çocuk oynasın yok, diye. Yok tabii, Sinem'le ikisi. Evet, olabilir. Ya çocuklar... Çok enteresan bir kader. Anne baba ünlüyse mutlaka o çocuk da armut dibine düşüyor istemsiz bir şekilde. İstesen de istemesen de ünlü olarak. Sana yani. Reklam gelmiş miydi acaba o yıllarda? Yani çok, tabii şöyle biraz reklam değil ama ben de mesela çok ünlü bir çocuktum. Yani ya. Ben de ünlü bir çocuktum yani. Tabii ki. Sen zaten biliyorsun yani. Tabii. Çocukluğumda, genç kızlığımda her şey olay olurdu. Aynen. Yani. O yüzden de nasıl şimdi Sibel Can'ın 14 çocukları... 14 yaşındayken yani, de bu rujlar böyleydi. Bak, öyleymiş. Patene gelirdi bak böyle rujlar. Çıkır yani, çıkır 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 bir görsen inanamaz. 14 yaşında ben da. Ben öyle bir çocuktum. Yani evet, ben yani suslu hiç bir kızdım hayatım boyunca. Senin çocuğun da olsa muhtemelen. Ama ünlülerin çocukları ünlü oluyor. Evet. Yani istesen de istemesen de o gazeteler, o şeyler... Evet abi haberler, o kulpu istemesen de takıyor, istesen de takıyor o kulpu. Hiç evet. Yani, o kaderi ister evet. istemez ben... Yani kaderin ona göre yönleniyor. İstediği kadar değiştirmeye çalışıyor. Hani bazıları gerçekten hani olmuyorlar. Ha. Ama genelimiz... Armut dibine düşüyor yani. Öyle oluyor. Peki şimdi burada çok konuşacak bir şey yok. Çocuklarımızı çok öpüyoruz ve seviyoruz. Şimdi ekibimize gelen bir istihbarata göre. Hadi bakalım. Yusuf Güney Marmaris'te ev partisine dayak mı yedi diye bir iddia var. PTR'sini izleyelim. Belki taraflar bağlanır. Buyurun. Astral seyahatle uzaya çıktı. Marmaris'te kavgaya karıştı. Ev partisinde çıkan kavga sonrası silahlar çekildi. Popçu Yusuf Güney hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan ünlü şarkıcının son durumu nasıl? Kavga neden çıktı? Yer, ülkemizin gözde tatil mekanlarından Marmaris. Ekibimize gelen istihbarata göre popçu Yusuf Güney, Marmaris'in Armutalan mahallesinde bir ev partisine katılıyor. Geçtiğimiz günlerde astral seyahat açıklamasıyla gündeme gelen Güney, partide içinde kadınların da bulunduğu arkadaş grubuyla eğleniyor. Promil sınırlarının zorlandığı gecede ilerleyen saatlerce Güney ve arkadaş grubuna daha önce tanıştıkları kişiler de katılıyor. Bu sırada grup içerisinde çıkan tartışmaya Yusuf Güney de dahil oluyor. Yusuf Güney de dahil oluyor. O andan sonra da Kızılca kıyamet kopuyor. Sözlü tartışma bitiyor, tekmeler, yumruklar havada uçuşuyor. Diğer arkadaşların araya girmesiyle güçlükle ayrılan grup zor yatışıyor. Taraflar ayrılınca feci resim ortaya çıkıyor. İddialara göre dayak yiyen Yusuf Güney'in burnu ve elmacık kemiği kırılıyor. Yine iddialara göre kavganın ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne giden Yusuf Güney darp raporu alıyor. İddiaların ardından taraflardan henüz bir açıklama gelmezken Yusuf Güney'in son durumunun nasıl olduğu, iddialar sonrası açıklama yapıp yapmayacağı şimdilik merak konusu. Şimdi bir iddiaya göre arkadaş grubuyla evde parti yapıyor ve yine iddiaya göre alkolün dozu kaçınca kavga dövüş diyor. Biliyorsun zaman zaman maalesef dışarıda çıksan ya da ev partisinde de olsan bazen en utandığım şeydir biliyor musun? Arkadaşımla kavga etmek. Yükseliyorsun veya, değil mi? Sinirler olur. Yani kötü görünüyor. Kendi arkadaşınla kavga etmek. Yani şeyde bir gece kulübünde ya da bir ev partisinde. Düşünsene insanlar böyle bakıyor ya arkadaşımla niye edersin şimdi dersin Seren, ya. Hattımızda Yusuf Güney var. Direkt kendisine soralım. Evet soralım gitmeden, bakalım. Kafalarımızın karışıklığını gidersin. Hoş geldin Yusuf.
Hoş bulduk. Selamlar olsun hepinize. Evet, geçmiş olsun mu diyelim, doğru mu bu haberler? Yok, iddialar asılsızdır efendim. Böyle bir şey yok. Ev partisi de değildir o. Arkadaşımın çok samimi olduğum ailenin olduğu bir evde çocuklarının cinsiyetinin belli olduğundan dolayı da daha ötekiler benim. Ben de geldim. Tarife katıldım. Evet. 15 kişilik aile ortamında çocukların da olduğu böyle içilmiş partiler yapılmış, tamamen atıksızdır. Kutlamamızı yaptık. Bu kadar. Başka hiçbir şey yoktur. Böyle yani bir darp yok. Hasta öyle bir şey. Abi, yani o zaman bir hastane raporu, hiçbir şey yok, yok o zaman böyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ya, Allah. Ha, seni astral seyahate çıkarmışlar o zaman. Haber. Yani. Peki orada... Zamanınız var mı? İki dakikamız var ama dinliyoruz. Tabii. İki dakikada size özellikle bir şey anlatabilirim. Tamam, lütfen. 13 yıllık müzik kariyerimde beni az çok iyi tanıyorsunuz. Hiçbir zaman magazinsel olaylarla yanınıza gelmek istememişimdir. Gelmemişimdir de. Son zamanlarda devamlı görüyoruz magazin haberlerinde yalnız. Haberler olmuştur. Hatta zamanında kızı darp etti dediler. Ben çıktım, dedim ki bakın efendim öyle bir şey yok. Hatta kız, ben kıza dokunmamak için ben darp edildim. Buyurun, o darp raporları ortada. Olayı kapatmışız. Biz zaten olayı kapatmışız. Sizler 3 ay sonrasında tekrar neden açıyorsunuz diye bu olay yaşanmıştır. Bunun üzerine benim hiçbir şekilde yani magazinsel olaylarla alakam olmayan bir yaşantısı olan, normal mütevazı yaşantısı olan bir insanım. Bakın, benim derdim bu ülkede bir şeyleri başarmaktı. Bu ülkede insanlar için, vatan için bir şeyler yapmaktı. Bütün kariyerimi de buna odakladım. Ben bilmiyor muyum, üstü açık arabalarda gezeyim, tatiller yapayım, ben yalılarda oturayım, keyfime bakayım, paramı kazanayım. Vallahi de billahi de tillahi de diyorum size, saçlarım döküldü, saç ettirdim. Midemde bir sürü bakteri çıktı, hasta oldum. Stres yapmaktan. Peki o zaman niye sanatçı tutmaktan, oldunuz, niye politikacı olmadınız da politikacı olup... Ben kitlelere hitap eden bir insan olarak ben ülkenin, memleketin, insanların dertleriyle uğraşıp sadece bunlara çözüm üretmek için. Çünkü bizler insanları yönlendirebiliyoruz. En ufak bir tweetimizde güzel şeyler de yapabiliyoruz, kötü şeyler de yapabiliyoruz. Ben güzel şeyler yapmak için. Hiçbir şekilde kimsenin bir bağlantım olmadı. Devletime olan bağımlılığımı hiçbir zaman ben menfaatlerim için kullanmadım. Aksini zaten hiç kimse ispat edemez. Bakın, ben böyle şeylerle uğraştıkça bu tarz haberler, bu tarz yorumlar, yok evde parti yapmışlar, yok kavga etmişler, şöyle olmuşlar. Bunlar beni üzüyor artık, yeter. Ne olursunuz yani, o zaman sizin lütfen, şu anda bu hani ülkeye, devlete ya karşı olan artık... bağlılığınızı bilenler mahsus mu bu haberleri çıkartıyorlar? Ya Allah yeminle, bakın Marmaris'teyim, İstanbul'a dön, Allah nasip etmesin beni dönmeyi. Bakın, o kadar da büyük olsun. Vallahi de billahi de sırf siyasi olaraktan birbirlerine, herkesin birbirlerine düşmanından dolayı ben günah keçisi seçildim. Dedim ki ben devletimin gücünü menfaatim için kullanmayacağım. Kullananları da her gün deşifre ettim, farkındaysam. Her zaman söyledim, yanlıştır, yapmayın. Ben çocuklar için bir şey yapayım, sokaktaki hayvanlar için bir şey yapayım, hapishanede doğan çocuklar için bir şeyler yapayım dedikçe de başaramadım. Gücüm yetmedi. Sonra yoruldum, bıktım, kırıldım. Şu andaki izdivaçma çekildim. Ben inanın vallahi de billahi de tek derdim bu. Başka bir derdim yok. Ne olursunuz bu tarz yani haberlerde... O zaman sizi hedef alanlar bir şekilde size muhalif olan kişiler mi anlamında söylüyorsunuz? Ya olsunlar olmasınlar, haklı yönleri de var. Bakın kızmıyorum çünkü her devletine yaklaşan görüyorsunuz zaten bir sürü böyle tipler böyle. Yani herkes menfaati çıkarları doğrultusunda ilerledikleri için beni de öyle saydılar. Ama yani... Şimdi Yusuf bir saniye. Yusuf anlatacakların... Beni tanıtsınlar ne olur. Ben böyle bir insan değilim. Tamam. Ne olur. Tamam, dur. Bize bir dakika ver. Bize bir mola verelim seninle. Aynı ateşle devam ediyoruz. Aynı ateşle devam edeceğiz ama seni hattan almayalım. Reklam arası var. Minik bekletelim. Sen sözlerini anlaşılır bir şekilde hitap ettiğin kitlelere hani buradan hitap edebilirsin. Minik bekletiyoruz. Reklam arası hemen Yusuf Güney'le devam edeceğiz. Tamamdır. Tamam. Reklam dönüşü Yusuf Güney hattımızdaydı ve birazcık da dertli. Yusuf, son 3 dakikamız var. Sana bıraktık. Seni dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bakın, işinize saygım sonsuz. Sizleri de seviyorum. Ama ne olursunuz, ben sevmiyorum. Bakın, ben magazine girmek istemem. Hep onun için yaşadım. Nerede olmak o yüzden istersin? Benim mesela nerede olmak istersin? Magazinde olmak, nerede olmak istersin Yusuf? Yani efendim? Nasıl bir mecrada konuşulmak istersin Yusuf şimdi mesela magazinde olmayıp? Ya magazinde olmam önemli değil. Ben ne diyorum size, kötü bir yer olarak algılamazsın ki, bir şey demiyorum ama benim hiçbir zaman tarzım olmadı. Benim hiçbir zaman böyle bir derdim olmadı. Ha bile her gün benim haberimleri yapsınlar. Ama Yusuf'cum bir şey söyleyeceğim. Şimdi bence nerede hata yapıyorsun biliyor musun? Yani acizane bir şey söylemek istiyorum. Buyurun, yorumunuzu saygılıyorum. Buyurun lütfen. Şöyle,
sen sevilen bir çocuksun, şarkıların öyle falan filan. Hani herkes seni kabul etti. Şeyden bizim neydi, Rafet'ten dolayı seni tanıdık. Sen sonra kendi kanatlarınla çok güzel uçtun. Buralarda hiçbir sorun yok. Fakat nerede sorun var biliyor musun? Mesela Çelik vardı bizim. Hani Çelik sanatçı, popçu. Evet, o da evet. Devamlı sevgisini, Atatürk'e olan sevgisini hep söylerdi. Bir söyledi, iki söyledi, üç söyledi, beş söyledi. Onuncusunda artık herkes Atatürk'e hayran, herkes çok sevmiş olmasına rağmen bir sanatçının aynı şeyleri tekrarlaması ve aynı şeyleri konuşuyor olmuş olması diğer insanlara antipatik geldi. Sen neden antipatik geliyor efendim? Neden geliyor antipatik? Yani çünkü bunu... Bunu Yusufçum şöyle bir şey algılanıyor. Sen bakın, bunu içsel yapabilirsin ama bunu bir şeyden ne mal almak gibi oluyor. Yani öyle duruyor gibi duruyor. Tabii ki. Hazır bak yanı, hazır imkan verdim. Teşekkür ediyorum. Bunu kendime açıklamam ya da bir şeyleri derdimi anlatmayla ilgili bir şey. Ufak bir zaman verir misiniz bana, ne olursunuz? Tabii ki, buyurun. Ben her zaman şunu anlattım insanlara. Bakın şu anda farkındasınız ülkenin durumundan değil mi? Sağcısı, solcusu, muhafazakarı, ateistisi, devrimcisi, solcu, neçi. Yani herkes mutsuz, anlıyor musunuz? Hepimiz mutsuzuz. Şu anda sadece çözüm odaklı olmamız gerekiyor. Sorunları çözmemiz lazım. Yani onun derdindeyim. Böyle ben yıllardır, bakın yıllardır ne dediysem her dediğimin arkasında şunu dedim. Ne olursunuz bırakın onu bunu peşinden koşmayı, onu buna takılmayı. Ya ülkemizle alakalı güzel şeyler yapalım çocuklar. Bizler öncü insanlarız. Bizler sanatçıysak, bu insanlar, bu halkımız, bu milletimiz bize bir güç verdiyse bunu ne olur ülkemiz için kullanalım. Çünkü ben gördüm göreceğimi. En güzel arabaya da bindim, en güzel evlerde oturdum. Ben kendime bunu kutsal bir görev olarak edindim. Kötü peki, bir şey mi bu? Yusuf. Allah aşkına kötü bir şey mi bu? Hayır, bu çok güzel bir şey. Dile getirmem kötü bir şey mi? Uzun uzun çok konuşmak isterdik. Belki tartışmak bile isterdik. Ama şu anda süremiz bitti. Ne zaman istersen yayınımıza bağlanabilirsin. Tam anlamıyla sözlerin geçti bize. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf. Teşekkür süremiz ediyorum. Bitti. Çok teşekkürler. Sağ ol. Program evet, bitti arkadaşlar. Bazen evet. Sevgini haddinden fazla dile getirdiğin zaman onun antipatik altında, durur ya. Onun altında bir şey aranır. Evet. Aranır. Bu gerçekten sevsem bile belki arar. Evet, gerçekten sevsem bile aranır. Başka şey arıyor. O zaman kapat. Yani kapattık o zaman mı? Fazla sevgimizi dile getirdiğim. Sonuç olarak dayak yememiş. Rapor yok. Evet. Onun için yarın görüşüyoruz. Başka bir hastane raporu için yarın görüşmek üzere. Allah Allah. Bağlayamadım ama.